kendi ayağının üzerine duran bir kız, bir kadın, başkasının yardımına ihtiyaç hissetmeyen bir kadın, evde huzurun tesisi için zaruret derecesinde bir ihtiyaç hissetmez. Evlilik ortaklıktır, paylaşmaktır. Kendisinin var ol, kendisine ait olan şeylerin yarıya bölünmesi demektir. Gerek erkek gerek kadın. Kendisinin mesela diyelim ki çorbayı sıcak içiyor, soğuk içmesini veya ılık içmesini kabul edecek. Diyelim ki işte bulgur pilavı seviyor, hiç pirinç pilavı yememiş, pirinç pilavı yemesini kabul edecek. Kadın da öyle, erkek de öyle. Kendinde huy haline gelen, kendinin huyu olan meselelerde yarısını kabul edecek. Aksi halde ne evlensin, ne kendisini perişan etsin, ne başkasını perişan etsin. Yani huyunun hiçbirinden vazgeçmiyor. Yani faraza çıkıp gezmeye alışmış. Olur ya, bir insan gezmeyi seviyor. Kadın gezmeye alışmış. Kocası rahatsız oluyor bundan. Ya hanım, sen ne ikide bir dışarı çıkıyorsun? Vallahi benim bu huyum arkadaşı. Kabul edersen böyleyim. Olmaz ki bu. Kabul etmez. Zorlamalı olan işte devam olmaz. Bir işte zorlama varsa devam olmaz. Şimdi bu kadın ve erkek, yani halen içinde yaşadığımız için meselenin üzerinde durmak ihtiyacı hissediyorum. Kadın ve erkek evvela niyetini tasih edecek. İkisi de niyetini tasih edecek. Niyeti şu: bu aileyi yürütmem lazım. Bu evde huzurlu bir şekilde devam etmemiz lazım. Çoluk çocuğumuzu perişan etmememiz lazım. Hem erkek buna niyet edecek, hem kadın buna niyet edecek. Eğer bu niyet birisinde olup öbüründe olmadı mı, o ev dağılır. İkisinde olmadı mı, hiçbir araya gelmez. Yani düşünecek. Biz bir işe girdik. Destekli, desteksiz, neyse, doğru, yanlış bir işe girdik. Bu işin devamını istiyor muyum? Bu işin devamını istiyorsan, hayatını paylaşacaksın. Hayatını paylaşacaksın. Yani tesviyecilikte iki demiri birbirine alıştırmak için bir sürü işlem yapılıyor. Demir, aklı yok, şuuru yok, ilmi yok, hiçbir şey yok. Demir, yerden çıkarıyorsun, demir. O iki demiri birbirine alıştırmak için dünyanın işçiliği lazım geliyor. Tesviyecilik lazım geliyor. Torna lazım geliyor, matkap lazım geliyor, ilahir. Ya bu iki demirin bir araya gelmesi, akıl yok, şuur yok. Çekici vur, kazmayı vur, balyozu vur, bir şey ses çıkmıyor. Bunların bir araya gelmesinde bir sürü işlem var. Şimdi sen ayrı bir ailede büyümüşsün. O da ayrı bir ailede büyümüş. Her ailenin bir vilayette olsa bile kendine mahsus karakteristik özellikleri var. Sen onunla evlenince ortaklığı kabul ediyorsun. Fiilen ortaklığı kabul ediyorsun. Bunu kabul etmeyeceksen yazık, günahtır. Çocuklarına anarşist, terörist yapmayın. Ruh bunalımına sokmayın. Kendinizi perişan etmeyin. Kendinizi perişan etmeyin. Ben dediğimden vazgeçmem.
Şimdi erkek ne kadar sabırlı olursa olsun veya erkek dediğimden vazgeçmem, kadın ne kadar sabırlı olursa olsun nereye kadar götürebilir? Nereye kadar götürebilir? Ne kadar sabredebilir? Her şeyin bir sonu vardır yani. Patlama noktası vardır. O halde evleneceksen, bir araya geleceksen, aile kuracaksan fedakarlık yapacaksın. Fedakarlık yapacaksın. Yok, ben arkadaş bildiğimden vazgeçmem. Yani bu benim kırmızı çizgim. Öbürü de diyor, bu da benim kırmızımsı çizgim. Öbürü de diyor, mor çizgim. Öbürü de diyor, ne çizgim. Yani çizgi yapacaksanız neye evlendiniz be kardeşim? Siz zaten bir şey değilsiniz, o dünyaya gelen çocuklar ne olacak? Dünyaya gelen çocuklar ne olacak? Terörist oluyor, anarşist oluyor. Ruh bunalımına giriyor. Hassas bir çocuk, anası babası kavga ettiği zaman sen o çocuğun git haleti ruhiyesini sor. O çocuk ne ızdırap çekiyor, ne hale giriyor? Anasıyla babası kavga eden bir çocuğun kenarda durup onlara bakarken ne hissettiğini sen git o çocuğa sor. Allah'tan korkun ya. Yani bilmiyorum ki %1-2 hadise duymadığım aile ancak var ya. Ailelerin hepsi barut fıçısı. Ateş. Ateş. Böyle olmaz ki ya. Ya biz evvela kendimizden bahsediyorum yani. Bir asortik aileden bahsetmiyorum. Onlar da zaten ne gerekiyorsa yapıyorlar onu. Bizim öyle değil ama. Bir adam akşama kadar bin türlü insanın ağzının kokusunu çekiyor. Bin türlü belayla, musibetle karşı karşıya. Ağlıyor, veriyor, zarar etti, kar etti. Memurdur, müdürüyle şöyle, şefiyle böyle. Artık bunalım geliyor. Akşam kendisine eve atıyor. Tahassüngah diyor üstad ona. Tahassüngah. Sığınılan yer. Yani ona ev falan demiyor. Tahassüngah. Bir yere sığınıyor. Yani ayıdan kaçıyorsun, kurttan kaçıyorsun. Bir yere sığınıyorsun. Tahassüngah. Geliyor eve. Bu niye böyle olmadı? Şu niye böyle olmadı? Öbürü niye böyle olmadı? Bu adam ne yapar ya? Nereye kaçar ya? Yani bir Müslüman için bundan daha büyük bir sıkıntı, ızdırap düşünebiliyor musun? Yani söylese söylemese kendi kendine diyor, Allah'ım ben buraya sığındım. Buranın da durumu bu. Nereye kaçayım? Kaçacak yer yok. Veya tersi, kadın. Akşama kadar kadın hakikaten işin nankör olan bir mahluk. Akşama kadar çalışır, ortada hiçbir şey görünmez. Hele çocuğu da varsa, o çocuğun dibini temizle, onu yap, çamaşırını yıka, bilmem ne et, kabı yıkıyor, tertemiz yapıyor, üstüne istiyor. Akşam yemeği hepsi gitti. Tekrar yeniden yıka. Hiç göze görünmez kadının yaptığı işler. Ama akşama kadar canı çıkıyor. Adam eve geldiği zaman biraz insaflı olacak, merhametli olacak. Bu evin devamına niyet edecek, bu evin devamına, bu huzurun devamına niyet edecek. Hem kadın hem erkek. Yapmacık suni hareketlerle, yani güya kocasını bastıracak, kocasını işte şu işi yaptıracak, yani kafasına koymuş, şu işi yaptıracak. O işi yaptırmak için kocasının zayıf damarlarını biliyor, o noktaya basıyor. Ki o işi yaptıran, yani mesela baygınlık geçiriyor. Bilmem ne yapıyor. Ya bunun hesabı var, hesabı. Hesabı var. Bu işlerin hesabının görüleceği bir yer var. Bu işlerin hesabının görüleceği bir yer var.
hakikaten devletlerin en bigane kaldığı bir saha, fakat en ehemmiyetli bir mesele bu. Yani ilkokuldan üniversiteye kadar fizikçi, kimyacı, astronom bilmem ne yetiştireceğine o derece ehemmiyetli, ailenin idaresini yapacak adamlar yetiştirmek lazım. Bir adam evlenecek oldu mu, kadın ve erkek, onu kursa tabi tutmak lazım. Adamsa, geçebilecekse, geçinebilecekse ona ruhsat vermek lazım. Ya bir ömür böyle geçmez ki be kardeş ya. Yani başımdan çok şeyler geçti, bilerek konuşuyorum. Hepsinin denemesi var bende bunların. Ya bir ömür ızdırapla geçmez arkadaş ya. Ya birbirinize merhamet edin. Kadın erkek ikisine söylüyorum. Birbirinize merhamet edin, merhamet edin. Siz size merhamet etmiyorsunuz, çocuklarınıza merhamet edin. Ama öyle bir hal almış ki, kızım ayağının üstünde dursun. Kızın ayağının üzerinde durur. Ama ne aile ayakta durur, ne çocuk ayakta durur, ne cemiyet ayakta durur. Sen kızını ayakta dursun diye ot gibi, kavak gibi yetiştirirsin, dibine suyu verirsin, büyütürsün, fakülteyi bitirir, üniversiteyi bitirir, bilmem ne der. Eğlence nevinden birisinden evlenir. Hadi bir de çocuklar dünyaya gelir. Allah Allah. Karı koca birbirini yeni tanır. Ora bu herif çok ters bir herifmiş ya. Hele şunun yaptıklarına bak. Öyle diyor, bu ulan bu karı, ben bununla nasıl evlenmişim? Daha yeni tanırlar birbirlerini. Hatta tanımazlar bile. Böyle evlilik olur mu? Yazık, günah değil mi? Cemiyet böyle ayakta durur mu? Bir cemiyet böyle ayakta durur mu? Yani bu boşanma davaları, geçen gün bir yerde gözüme ilişti, çok da ciddi bakmadım. Katlanmış, 10'a 20'ye katlanmış boşanma davaları. Niye? Kız ayağının üstüne duruyor. Kadın ayağının üstüne duruyor. Kadının erkeğe hiç ihtiyacı yok. Din iman da yok ki onunla tutuna. Mesuliyet ise de o da yok. Nasıl olacak? Nasıl olacakmış? Hakikaten kadın meselesi, yani bir 24. lema, bir hanımlar risalesi, bir hakkın lazım olan bir eser. Bir hakkın lazım olan. Belki hepsinden ehemmiyetli olan bir mesele. Hepsinden ehemmiyetli olan bir mesele. Hadi neyse diye dışarıya sözümüz de gücümüz de yetmiyor ama dairemiz içerisinde hiç olmadık insanlardan, hiç olmadık şikayetler işitiyoruz. Ya ne istiyorsunuz birbirinizden arkadaşım ya? Ne istiyorsunuz? Birbirinize karşı biraz toleranslı olun. Niyetinizi düzeltin, tahsih edin. Deyin ki ben bu evi, bu aileyi huzur içinde yürütmeye karar verdim. Öbürü de sende. Yapmayacaksanız yol yakınken birbirinizden ayrılın da hiç olmazsa birbirinizi öldürmeyin yani. Hiç olmazsa çocuk birken, ikiken, beş olmasın yani. Çok net konuşuyorum. Çok net konuşuyorum. Ortada ne var? Bölüşemediğiniz ne var? Onu bana söyle bakayım. Ne var? Bir sene, beş sene, on sene, kırk sene ızdırap. Ne istiyorsunuz ya? Dert ne arkadaşım ya? Dert ne yani? Dert ne? Tahsih edin, niyetinizi tahsih edin. Niyetinizi düzeltin. Bu aile huzurlu da gidebilir. Izdırap içinde cehennem çukuru olarak da gidebilir. Cennet bahçesi olarak da devam eder. Cehennem çukuru olarak da devam eder. Herkes ailesine kızını gelin ederken evinin adresini unutacak. Kızın evinin adresini unutacak. Kızın telefonunu unutacak. Kızı ikide bir babam
Anan ha vırt orada zırt anasına, zırt babasına. Kızım senin evin var, bakın var. Anana bayramda git, seyranda git, hatırını say. Rahatsıza git, yardım et. E burası senin ailen, burayı ayakta tutman lazım. Adeta kocasından, ailesinden kaçar gibi anası babası, anası babası. Olmaz ki. Olmaz. Her bir huzursuzluğun bir sebebi, temeli var. Birisi bu mesela. Hiçbir hanımın çalışarak kazandığı paranın o eve faydası yoktur. Manevi mesuliyete ayrı, maddeten de faydası yoktur. Kim denemek isterse denesin. Kadının aldığı paradan o eve destek yoktur. Kim bunu denemek isterse denesin. Çalışmaktan dolayı eve getirdiği huzursuzluk da o işin cabası, başı, bedavası. Çocuk bakımla büyümez. Çocuk gıdayla büyümez. Çocuk çikolatayla büyümez. Çocuk ananın böyle bakmasıyla büyür. Çocuğa böyle şefkatle bakmasıyla büyür. Çocuğa şefkatle bakmasıyla büyür. Hiç aklından çıkmayan bir ana şefkati. Küçük, küçüğüm. Burada yatıyorum. Artık onlar da yatacağı zaman beni anam kucaklayıp yatağına götürüyor. O kucaklayıp anam oraya götürürken kaç defa kurban olam, oğlum, yavrum demesi hiç ne aklımdan ne ruhumdan çıkıyor. O ne şefkat. Beni büyüten o. İnsan buna muhtaç, evlat buna muhtaç, çocuk buna muhtaç. Çocuk paraya muhtaç değil, çikolataya muhtaç değil, şefkate muhtaç. Ya sen çocuğunu ihmal ediyorsun, çocuğu bakımcıya veriyorsun, bilmem nereye veriyorsun. Ondan sonra kendin gidip para kazanıyorsun. Ama dindar sahada kazanıyoruz kardeşim. Ay senin o kazandığın dindar sahası senin başını yesin be. Dindar saha ile parayla, illa parayla mı olur? Evinde otur, mahallenin çocuklarını topla, her gün evinin bir odasını kurs yap, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğret. Dinini öğret, diyanetini öğret. Önüne duran mı var senin? Hulasa bu kadın işi çok zor bir iş ya. Yani ailelerde, arkadaşım ailelerde ateş var. Ailelerde kazan kaynıyor. Ben huzurlu bir aile görmedim. Duymadım. Bulunduğum yer itibariyle şikayetler geliyor. Bulunduğum durum itibariyle şikayetler geliyor. Bugüne kadar huzurlu bir aile duyamadım yani. Bu ne kadar kötü bir şey. Ne kadar kötü bir şey. Bu halle cemiyet ne haldedir düşünüyorum yani. İşimiz gözümüz Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Risale-i Nur, işimiz gücümüz bu. Ailemizin durumu bu. Allah rahmet etsin Hızıroğlu, Vahdettin Hızıroğlu bir hikaye anlattı. Olmuş bir vaka. Erzurum'da her türlü hayırda katkısı bulunan bir adam. Hoş bir insansız. Varlıklı da öyle bir sahavetli bir insan. Bir gün tam vakitli vakitsiz işlerin tam ortasında ikindi vaktinde mesela 5-6 oğlu var. Hepsine acele telefon ediyor. Acele gelin diyor. Acele gelin. Filanca yere. Hepsini çağırıyor. O kendi lisanına diyor olan bu memlekette diyor, yapılan hayırlarda bizim ne kadar payımız olduğunu biliyor musun? Biliyoruz baba. Herkese desteğimiz, hayrımız, şeyimiz devam ediyor mu? Evet. Ulan ne kadar dindar olduğumuzu da biliyor musunuz? Evet. Ulan ne kadar faydalı insanlar da, ulan işte ha biz de buyduk.
Hadi şimdi gidin diyor. Ama bizde bu yok diyor. Hadi git şimdi. Ne kadar büyük bir ders, ne hoş bir ders. Yine o Hızır oğlunun bir dersi. Hulusi Bey vefat etti. Medresede ders, ikinci dersi yapıyoruz. Hızır abiye dedi ki, abi Vahdettin, Allah rahmet etsin, abi bugün dersi sen yap. Olur dedi. Çıktı, oturdu. Kitabı açtı. Kendi kendine okuyor. Epeyce okudu. 10 dakika, 15 dakika bekliyoruz. Dedi ki, abi biz de faydalanalım. Kardeşim dedi ya, benim ömrüm başkasına ders okumakla geçmiş. Hele durun da biraz da kendime okuyayım. Nasıl bir ders? Nasıl bir ders? Risale-i Nur'u kendimize okuyalım. Kur'an'ı kendimize okuyalım. Ahlakı kendimize okuyalım. Bin türlü ilim mi, böyle bin türlü ilmin olsa, oturduğun yerden bin türlü şeye hükmetsen, ahlakın yoksa hiç beş kuruş etmesin yani. Beş kuruş etmesin. Her şeyin başı uyumdur. Ahlaktır. Mukabiliyle anlaşmaktır. Uyum sağlamaktır. Kelime-i şehadetten sonrası ahlaktır buyuruluyor İslamiyet'te. İslamiyet'te kelime-i şehadetten sonrası ahlaktır. E sen bir kocanla anlaşamıyorsun. Neyin dersin derdin sen? Kimin de kime ne ders anlatıyorsun yani? Sen karınla anlaşamıyorsun, bir kadınla anlaşamıyorsun. Hanımını idare edemiyorsun. Hanımınla anlaşamıyorsun. Neyin derdin sen? Kime ne anlatıyorsun? Bilmiyorum ki. Cemiyet hakikaten ateş içinde, alevlerle yanıyor ya. Alev içinde yanıyor. Boşanma, 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 boşanma. Yani önünü koyversen günde 10 tane boşanma isteyen var.